Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle plak isimli oyunu oynamaya devam ediyoruz. Bu oyunda virüs modunu hiçbir gen olmadan zor modda kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Böyle bir seri yapmayı zaten düşünüyordum. E, dün de Çin'de biliyorsunuz yine bir hanta virüsle ilgili bir haber vardı. E, bu haberden sonra da dedim ki hani zaten bunu düşünüyordum virüsle ilgili bu bölümü çekeyim. E, ve virüsün siz bir şekilde nasıl geçeceğini gösterirken bir yandan da hantavirüs ile ilgili bir takım bilgiler veririm diye düşündüm. Hastalığımı ben Arabistan'dan başlatıyorum. Niye? Çünkü gen olmadan zor seviyede nasıl kazanmam gerektiğine daha çok odaklandığım için e, Arabistan'dan başlatıyorum. O yüzden Çin'den başlatmadım. Çin'den başlatmaya da gerek görmedim. Öncelikle hastalığın bulaşıcını art arttırabilmek için belirtilerden deri lezyonlarına kadar olan kısmını açıyoruz. Belirtilerden deri lezyonlarına kadar açtıktan sonra yayılmayla ilgili genleri açıyoruz ki burada e, hantavirüse biraz daha benzemesi adına e, ben farelerle bulaşı arttırmayı düşünüyorum. E, çok nadir de olsa e, böceklerden de bulaş bildirildiği için sonrasında da e, böceklerle bulaşı açarım. Bunları önceden anlatıyorum. Bunları anlattıktan sonra da e, kısa kısa hantavirüsle ilgili bilgiler vermek istediğim için önceden vakit kazanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle hantavirüsle ilgili bilgi verecek olursak da e, bu virüsün yine doğada birçok tipi bulunuyor. Hani yeni icat edilen yeni bulunan bir virüs değil. Zaten e, 1980'li yıllarda Güney Kore'de bu Hantan Nehri olması lazım. E, böyle bir nehir etrafında hastalık keşfedildiği için e, hantavirüs adını veriyorlar. E, hastalık hayvanlarda... Bulunmakla beraber daha doğrusu hayvanlar hastalığı taşımakla beraber hastalıktan etkilenmiyorlar. Şu şekilde oluyor. E, taşıyıcı oluyorlar. İnsanlar da bu hayvanların hayvanlar derken kemirgenlerin işte dışkılarıyla idrarlarıyla vesaire falan temas ederlerse e, hastalığı kapmış oluyorlar. E, yani bu hastalık iki çeşit senaryoyla karşımıza çıkıyor. Bunların ikisi de ağır senaryolar. İşte bunlardan bir tanesi böbrek yetmezliği ile giden kanamalı ateş tablosu. Diğeri de e, hantavirüs akciğer sendromu isimli e, iki hastalık tablosu. Bunlarla ilgili detayına inmeyi düşünmüyorum ben. E, yani Özellikle merak eden olursa yorumlarda yazarsa daha detaylı bir şekilde bilgi de verebilirim. E, ama dediğim gibi benim bu videoyu çekerken ki amacım size virüsü hiçbir gen olmadan zor seviyede nasıl geçebilirsiniz bunu anlatmak. O nedenle bu videoyu çekiyorum. Şimdi yetenekler kısmından ilaç direncini geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü enfeksiyonu yavaşlatan ilaç bulundu. Bu videoyu çekmeyi de şundan dolayı gerekli gördüm. Yorumlarda bana yazıyorsun, yazılıyordu. işte sen gen kullanmışsın, biz gen kullanmadan nasıl geçeceğiz vesaire falan. E, o nedenle gen kullanmadan bütün bölümlerin zor seviyede ve sonrasında eğer yapabilirsem çok zor seviyede geçiş, geçişlerini size göstermeye çalışmayı düşünüyorum. ilaç direncini iki seviye yaptıktan sonra e, soğuk direncin iki seviye yapacağım. Ha bu arada şunu söylemek lazım. Ben hantavirüsün bu kadar yani bu denli koronavirüs çapında bir pandemi oluşturacağını zannetmiyorum. Ee, olayı hızlıca çözeceklerini düşünüyorum. Viral istikrarsızlığı 3 seviye yapıyoruz. Sonrasında böcekle bulaşı iki seviye yapabilirim. Ya, hantavirüsle savaşmanın en kolay yolu da arkadaşlar işte kemirgenleri uzaklaştırmak, etkin işte ilaçlamaları yapmak kemirgenlerin olduğu bölgelerden uzaklaşmak, işte yiyeceklerimizi çok fazla bir şekilde yıkamak etmek falan. Ee, dediğim gibi ben bu Çin'in Yunan eyaletinde çıkan hantavirüs olayının e, çok fazla bir şekilde yayılıp böyle korona gibi dallanıp budaklanacağını zannetmiyorum. Panik yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Şimdi burada genetik sertleşmeyi iki seviye çıkartıp tedavi hızımızı yavaşlat, yavaşlatacağız ki e, oyunu kazanabilelim tedavi hızını genetik sertleşme iki seviye çıkarttım görüyorsunuz zaten hastalık ulaşmaya devam ediyor belirtiler kısmından ölü dokuyu açmak için şöyle bir bakıyorum yeteri kadar ülkeye bulaşmış mıyız bulaşmışız aslında ama hala Grönland'a bulaşmadığım için bir nebze endişeliyim bu nedenle hemen su ile bulaşı ve hava ile bulaşı bir seviye yükseltiyorum. Çünkü limanını kapattığı zaman Grönland oraya hastalığı bulaştırmak zor oluyor ve organ yetmezliği mutasyonu uğruyor. Ee, kesinlikle bunu hemen kapatıyorum çünkü limanlarını kapatmalarını istemiyorum. Su ile bulaşı iki seviye çıkartıyorum. Tümörler belirtisi mutasyon oradaydı. Güzel yani benim için çok da e, anlam ifade etmiyor ama olsun. Fas, Finlandiya, Grönland ve Baltık ülkelerde şu an hiç hastalık yok. E, derken Finlandiya ve Baltık ülkelerde bu hastalık artık var. Geri Fas kaldı. Ya yani endişelenmem gereken ya yani Fas ve Grönland kaldı ama Fas için endişelenmiyorum daha çok Grönland için endişeleniyorum. Ona da bulaştırırsak derken or oraya da hastalığı bulaştırdık. Şu an hastalığın hiç bulaşmış olmadığı bir yer kalmadı. Şimdi genetik karışıklığı bir seviye yükseltiyorum tedavi hızı yavaşlasın diye organ yetmezliği mutasyonu oradı. Şimdi Grönland'ı takip edeceğim. Eğer ölülerin sayısı böyle çok hızlı bir şekilde artıp da hastalıklı insanların sayısı azalmaya başlarsa, organ yetmezliği belirtisini geri alacağım ki hasta insanlar hastalığı bulaştırmadan ölmesinler. Bu arada delilik de mutasyon oradı. Bu da bir miktar ölümcüllüğü artırıp tedavi hızını yavaşlatacaktır. Dediğim gibi Grönland'ı takip ediyorum. Mesela bakın şu an hasta e, hızı artıyor hastalıklı insan sayısı artıyor ama bir yandan da düşmeye devam ediyor o yüzden ben hemen geç kalmadan organ yetmezliğini düşürüyorum e, yeteri kadar DNA puanımın olduğunu düşündüğüm için deliliği de düşürüyorum dizanteriyi düşürmüyorum ya da düşüreyim e, düşmesini istiyorum mesela şimdi takip ediyorum görüyorsunuz Grönland'daki hasta sayısı çok hızlı bir şekilde artmaya başladı yani bu sayede hastalıklı insanlar hastalığı bulaştırmadan ölmemiş olacaklar. Bütün dünya hasta olduktan sonra gerekli o ölümcüllüğü artıracak genleri yine açarım. Organ yetmezliği belirtisi mutasyona orada Ve dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Hastalık şu an gayet ölümcül bir noktada. Yetenekler kısmında harcayacağım bir yer kalmadı. Buradan belirtiler kısmından nöbetleri ya da komayı yükseltebilirim. Komayı yükseltiyorum. Sonrasında nöbetleri yükseltiyorum. Sonrasında tedavisinin yavaşlaması için deliliği yükseltiyorum. Ve elimde kalan DNA panoluyla herhangi bir geni açıyorum şu an. E, bu şekilde hiçbir gen kullanmadan virüs modunun nasıl geçilebileceğini size anlatmaya çalıştım. E, Hanta ilgili de kısa yani çok kısa bilgi vermiş oldum aslında. Sadece bulaş yolunu söyleyip bir de yapmış olduğu e, klinik iki hastalığı söyledim ama e, internette bununla ilgili zaten bir sürü e, bilgi var. Ha yine de merak ettiğiniz bir konu olursa yorumlardan yazarsanız cevaplarım. E, dediğim gibi bu denli koronavirüs gibi bir pandemi oluşturacağını düşünmüyorum. E, i̇nşallah oluşturmaz. E, bu konuda da e, umarım yanılmıyorumdur diyorum. Çünkü yani virüsler her zaman bizi şaşırtmaya devam ediyor. E, ama dediğim gibi çok endişe edecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Size e, oyunla ilgili kısaca şöyle e, özeti gösterip videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir başka videoda görüşebilmek dileğiyle. İyi günler dilerim.